Şimdi isterseniz hani vergideki başlıklardan çok kısa söz etti. Ben o nelerin çıkarıldığı ifade ediliyor. O başlıkları bir aktarabilir miyiz? Ardından üzerine konuşmaya devam edelim. Şimdi bir kere servet vergisi. Bunu bir özellikle konuşmuştuk İbrahim Bey sizinle. Hatta siz bunun da bir çeşit kandırmaca bir süsleme olduğunu söylemiştiniz. Süslemeye bile gerek duyulmadı mı acaba? Bir konuşalım onu. Kiraya %20 stopaj ve birden fazla eve vergi başlığından çok fazla tepki gören başlıklardan biri buydu. Ev sahiplerinin hiçbir şekilde kabul etmesinin mümkün olmadığı bir başlık gibi görünüyordu zaten. Vazgeçildiği ifade ediliyor. Küçük esnafa ek vergi, tapuda gerçek bedelle satış, yem ve gübreye KDV artışı, bundan da vazgeçildiği ifade ediliyor. Fakat biraz sonra Ömer Fethi Gürer'e soracağız. Bu çok önemli eğer bundan vazgeçilmediyse. Yurt dışı çıkış harcı 3000 lira değilmiş. Neyse ki 1500 liraymış. Diyeceğiz. Evet, rahatladık zannediyorum toplum olarak bu konuda. İşte onu dedirtmek için 1500 sonra 3000 lira, evet, tekrar, evet, 1500. Kitapta vergi istisnasının kaldırılması, engellilere ÖTV istisnası yerine nakit destek verilmesi, idari para cezalarına gecikme zammı gibi bazı başlıklardan vazgeçildi. Şimdi bir kere zaten bu düzenlemelerin kamuoyuna sızmış olması bir dikkat çekmişti. Tabii. Burada biraz kamuoyu yoklaması mı yapıldı? Bir toplumun nabzı mı ölçüldü? Ne dersiniz? Bana göre öyle. Özellikle yurt dışına çıkış 3000 lira değil. 1500'e tekrar indirdik. Fakat servet vergisi koyuyoruz. Vazgeçtik. Şimdi kiradan da bence vazgeçecekler. Çünkü kiradan %20 olarak aldığın zaman bu ev sahipleri bunu kiracılara yansıtacaktır. Bu gerçek. Oradan da bir tepki olacak. Şöyle düşünebilirdik der. Şimdi her şeyde Erdoğan da, diğerleri de, yazarları da, ikileri de şu lafı ısrarla söylüyorlar. 4 yıl daha seçim yok. Şimdi bu CHP'ye gitti, oraya gitti, buraya gitti. Son anda ya biz yapacağımızı yapalım, durumu kurtaralım. 2-3 sene sonra nasıl olsa düzeltiriz havasına da bürünmüş olabilirler. Yani emekliye hiçbir şey vermeyerek, aşırı vergileri yükselterek, yani altta kalanın canı çıksın, ne yapalım? Bu işten başka türlü de kurtulamayız havasına girmiş olurlar. Zaten Mehmet Şimşek buzu yetti. Gerçekten. Yani şimdi bu maddelerin büyük bir tepkiye neden olacağını öngörmek güç mü? Şimdi kirada mesela %20 ek verginin tepki göreceği malum. Yani gerek var mıydı kamuoyu yoklaması? Ama mecbur, gerek yok. Kamuoyunu hazırlama konusunda da olabilir. Yavaş yavaş işte bu çıktı, bu gerekli. Hani bir anda kütleye gelmedi de yavaş yavaş sindire sindire toplumun hazmetmesini sağlamak için önceden verilmiş olabilir. Veya buna karşı olan grup bir iddiada o, onların sızdırdığı söyleniyor. Mehmet Şimşek'in bu yaptıklarından hoşlanmıyor. Çünkü Mehmet Şimşek siyasetçi değil. İleriye yönelik de bir amacı yok. O bitti, işi bitti yan uçağa atlar İngiltere'ye geri döner. Onun kaybedeceği hiçbir şey yok. Toplumun içine de çıkmıyor. Bir tabanı da yok. İstediği gibi yapar, vergileri de arttırır. Toplumdan kim çekerse çeksin, emekliye de maaş vermez, asgari ücretlere de bir şey vermez. Böylece kendi maliyesini, kendi kasasını kurtarır. Bunun bedelini 2 sene sonra AK Parti öder ödemez, onu ilgilendirmez. Peki, zaten bu amaçla getirildi. Kurtarır mı?